Tamam. 9 tane torpido botumuz kalmış. Evet, biraz torpido botumuz azalmış. Hemen araya bir 10 tane atalım lütfen. Wilhelmshaven'a atacağım bu arkadaşları. Burada bir konvoy savaşı var. Mirror bir savaş yapabiliriz. Oo, 5 tane de konvoy mu var? Çok iyi. Torpidoya adam koyup fırlatalım. Umarım torpido cruiser'dır bu. Bakayım. Değilmiş. Hay götüne koyayım. Almanya yapabiliyor muyuz? Yaparız. İngiliz denesek bundan sonra da farklılık olsun. Adamlara yakınlaşmadan vurmamız lazım. Gemiyi vurdurmaya çalışanlar ne lan? Transportlar nerede acaba? Ey batı. Bu transport. Bu light cruiser, bu da heavy cruiser. Tamam. Altın kural, heavy'den uzak duruyoruz. Çünkü adamın torpidoları var. Ya olabilir de Almanya zaten oynadım. Tekrar Almanya oynamaktansa şeyi denemeyi daha çok tercih ederim. Araştırmanın dayanacağını bilsem ben de otur eşek gibi bir şeyi tasarlarım da. Araştırmalar bitmeyecek şeye kadar. Düşmanın filosu bitene kadar. Ondan neredeyse eminim şu an. Lan! Ne vurdu bize? Mermi patlamış abi. Mermi deposu patlamış ya. Sıyrılamıyoruz şu iğrenç şeyden. Vallahi eninde sonunda yine yolumuz mermi deposunun patlamasıyla gidiyor. Hayattaki şans. Ha öyle vurdurmayı diyorsun. Ne bileyim oğlum, gemiyi vurdurmaya çalışıyorlar deyince şeyi anlamadım. Yokuş aşağı araba vurdurmaya çalışmayı. Neyse, hala batmadık. Belki bir şeyler yapabilir. Şunun üzerimize gelmemesi lazım sadece.
Osmo atma. Atma Osmo. Sis atma o çet. Aa bak bunda da bak yangın. Yok ya eski tasarım gemilerimiz çok kötü bizim ya. Zırhları çok az. Topların büyük olması dezavantaj. Ya bizim toplarımız daha büyük karşıdan. Bunu başlangıç seviyesi gemiler için söylüyorum. Fakat toplarımızın büyük olması zırhtan azaltıyor. Yeterli zırhımız yok. Ve bu en sonunda işte böyle mühimmat patlamalarına sebep oluyor. Almanya'nın en büyük dezavantajı bu oyunda. Yani başlangıçta ne yapılabilir? En ucuzundan torpido bot spamleyebilirsiniz. Filoyu kırıp tekrardan yapmak çok mantıklı bir fikir olmayabilir. Uzaktan oynayın diyeceğim. Ya uzaktan oynayınca da mühimmat tutmuyor. Yani ne desem dezavantajı var işte Almanya'nın yani. Ya belki İngiliz'in de vardır da İngiliz'i oynayıp çözmek gerekir onu. Oynamadığım için bir şey diyemiyorum. TB iyi zaten ya. TB'de sıkıntı yok. TB'ler mantıklı. Ama İngiliz'e bakıyorsun abi adam adamın cruiser'larında bile 6'şar torpido var heavy cruiser'larda. Yani adam her türlü daha başarılı bir şeyle başlıyor. Vasat oldu bizim açımızdan. Başarısız olduk kaçmakta. Deneyeceğiz bakalım. George mutlu, George keyif. George gibi olmayın. Yok ya, iyi bir amiral değil mevzu. Mevzu her türlü dezavantajın var Alman'da ama İngiliz'de sanki 1-0 öndesin. Hani zorluğu sanki o gibi geldi bana. İngiliz'in gemileri 1-0 önde başlıyor. Hatta Alman'ın dezavantajını sayarsak İngiliz 2-0 önde başlıyor Alman filosuna. Kamera yok çalışmıyor. Donuk değil. Arızalı. Yani buralarda bir yerde şeyler TB'ler.
Tepeler bayağı mı arkada? Anlamıyorum. Buralardaymış gibi geliyor mermi. Ama göremiyoruz. Ha, gözüktü. Bilmiyorum. Başlama tarihlerine bakarız tekrardan. Kampanyayı bitirirsek bugün. Lan ona vurma, ona vur. Hop. Torpido. Atmaya başladılar direkt. Bismillah, bizi gördü, atmaya başladı. Bir torpido bot mu vardı? Hatırlayan var mı? İki torpido bot muydu? Bir tane miydi? İki taneymiş, tamam. Arkalardan bir yerden atış geliyor. Abi ciddi olamazsın ya. Ya yeter artık. Her gemide aynı sıkıntı ya. Ya ne güzel kazanıyoruz. Kafa kafaya vuruşuyoruz. %47 suyun üzerindeydi adam ya. Ne güzel avantajlı gidiyoruz. Direkt patladı yine mühimmat deposu ya. Bankoya dönüştü iyicene. İlla bana filoyu sıfırdan yaptırtacak yani. Ya yok, mühimmat deposu geminin tepesinde değil de işte anlattığım şeyden dolayı. Bizim toplarımız daha büyük. Bundan dolayı zırhımız daha az. Zırhımızın toplarla eşdeğer büyüklükte olması gerekiyor. Ama adamların topları küçük, zırhları daha fazla oluyor o yüzden. Bu yüzden de bize sıkıntı çıkartıyorlar. Bu ne lan bu? Kim bastı bunu? Ben mi bastım bunu? Ha, yeni dizayn dediğim için. Bu sırada 21 ile giden battleship olmaz. Saçmalamayalım. 18 olabilir. Range'i de düşür. 6000 olsun. Bulkhead maksimum. Bunların yeni motor gelmiş. Zırh gücünü de arttırıyorum. Bir şey diyeceğim de, biz direkt limanı büyütsek 9000 tonun üzerine çıkar mı acaba? Kart. $20 milyon. Bas. Direkt bastım, $20 milyon gördüm. Kökledim. 11 bin tona çıkartacak. Karşının battleshipleri 10 bin küsür ton. Bizimkiler 9 bin maksimumu görmüyor bile. 8 küsürlerde. Limanı büyütürsek tersaneyi yapabiliriz. Daha büyük gemileri. Aa bak, şey falan buldu. Mayın buldu şu an İngiliz. Teknolojide. Bizim de minesweeping'e başlamamız lazım o zaman ya. Var mı? Cruiser design.
Bizim cruiserlar artık torpido uzay. Ona ekstradan bir şey yapmam. Submarine class yapabilir miyiz? 105 ay diyor, çok fazla ya. Şunu açtım. Şeyleri, mayınları halletmeye çalışalım. Zor. Kazanmamız zor. Deneyelim ama. Blokaj bitti herhalde bu sırada. Maksimumu var. Maksimum kadar veriyorum. Yalnız oyun, senin dediğinin tam tersini yaşıyoruz biz ama. Almanlar silah olarak önde şu an düşman gemilerinden. Orada bir karışıklık oldu herhalde. Ne oluyor lan, bu gemi niye bu kadar hasarlı? Torpidolu mu bunlar, torpidolu? Deneriz. Denizaltıyı da deneriz ya. Bu Light Cruiser niye böyle, anlamadım. Lan 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 lan. Ne yapayım? Asiktir, 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 asiktir. Motorları sıkıntı oldu. Adamların da torpidolarında, şey, cruiserlarında torpido var. Batıralım, batıralım da. Sıkma lan, sıkma, sıkma. Komple külyen zarar olacak bu da, hadi hayırlısı. Evet, genel olarak dayanıklılar. Valla buradan sadece iki tane TB aldım çıktım demek istemem ama Light Cruiser'ları kaybetmektense çıkmayı düşünüyorum şu an. Savaştan. Kazanacağımıza dair pek bir inancım yok. Ya belki şey yapabilirsek, Battleship'in dibine gemiyi sokabilirsek, ama gemi öldü bile. İki tane motor şeyi var, bozuğu var.
Yine bunlar sıkıştı mı abi? Çıldıracağım. Denesem mi ya? Buraya geldik. Bir tane siyahı kaybettik zaten. Torpido botlarının torpidoları da bitti. Fark etmem olası bir şey değildi. Battleship'i resmen geldi. Avucumun içine kadar getirdi. Ama hasarlanma be oğlum. Hasarlanma, sikeceğim dalağını. Yiyoruz zaten tek. Yine motorlar falan gitti. Göte geldi. Cidden bana torpido atabildi mi o menzilden? Batmakta olan gemiye remliyoruz. Onun torpidoları da daha reloadlanmamış. Keşke ona dikkat etseydim. Light cruiser'ları çıkarsak da olur zaten. Bir işe yaramayacaklar. İyidir yavrum, senden ne haber? Motorun tamir edildiğini görebilecek miyim bilmiyorum. Aa yok, solo. Liman gelişiyor zaten. Torpido fırlattı. Hadi bakayım lan. Çok yavaş dolduruyor olması dışında bence tutturabilme şansı yüksek. Dönün lan. Savaşa olan inancım yükseldi. Güzel vurdu torpido. Bu cruiser buradan canlı çıkmaz, o da ayrı bir mevzu da. Ya da bir tane daha torpido atacak şansı olmaz muhtemelen. Ama bari zarar verelim, filosunu azaltalım, ne bileyim.
Aga be. Tamam. Cayabiliriz artık. Şimdi batmıyor. TB de batmıyor. İnadım inat diyor. Batmıyor. Kaçın ulan kaçın. Kötü oldu ya. Belki de torpido cruiser, heavy cruiser torpido yapmak ne kadar mantıklıydı acaba ya? Çünkü yeterince manevrası yok. Bir de daha agresif kullanmaya başladım cruiserları. Battı mı pahalı büyük bir gemi batıyor. Ne kadar worth oldu bilmiyorum. Torpedo Cruiser. %3.7. Kaçamayacağız galiba bundan bu sonra. Kovalıyor deli gibi. Açtım ama çıkamıyor mu evin benzinini? O light cruiser da gidecek, diğeri kurtulacak. Batsın bari de kurtulalım, anasını satayım. Ne uğraştı, ne uğraştırdı. Lan boşu boşuna uğraştırıyor bizi böyle. Bat be adam, bat. Geri vitesi alacağım, herifin üstüne süreceğim gemiyi ya. Eyvallah, görüşürüz Ufuk. Mürettebat gemiyi terk etsin seçeneği de eklense çok iyi olur aslında. Kesinlikle. Kesinlikle. Şu an mal gibi bekliyoruz ölsün diye gemi ya. Ve ölmüyor gemi yani. Yani şu mesela kaçtı. Bu battığı an end battle diyebileceğiz. Ama bu burada kaldığı için end battle da diyemiyorum. Acaba direkt leave battle mı desek? Daha kötü olabilir mi? Leave battle ya. İkisi de hafif hasarla kurtuldu.
Ya Leave Battle demek daha mantıklı oldu. Bir tane transport vurduk. Oo. Oo. Yalnız bizim gemi sayısı bayağı azaldı. Şu zımbırtı ne bilmiyorum. Bak şurada bir bar var. Nedir esprisi nedir hiçbir fikrim yok. 4000 tonluk ağır cruiser şeyini bulmuş. Teknolojisini bulmuş. Bizimki de galiba burada geliyor. 5 ayı var. Güzel bir savaş. Büyük bir savaş. 3 heavy cruiser, 3 light cruiser. Karşıya bir battleship, bir heavy cruiser, 2 TB var. Ya savaşı... Savaş bir anda böyle bir şey, terazinin şeyi değişti. Dengesi. Belki burada bir daha terazinin nerede olduğunu şey yapabiliriz. Kimin kantarında döndüğünü halledebiliriz. Cümleyi kuramadım, bilmiyorum nasıl bir cümle olsun. Hayır. Bunların hepsi şey değil mi? Torpido Cruiser. En arkadaki hariç hepsi Torpido Cruiser. Tamam, seni de buradan ayıralım. Bol bol torpido yiyeceğiz. Yok ya. Çok fazla light cruiser var. Daha sakin bir oyun çevirebiliriz belki, bilmiyorum. Deneyeceğiz işte ya. Adamlara burun boyu yaklaşırsak hiçbir şey olmaz. Gerçekten penetre mi edildi gemi? Wow. Ufaklık galiba o bu sırada. Mikroya yetişemiyorsak mecbur yavaşlatacağız. Aç hızları. Şu bize torpido sallayamadan bitirsek veyahut direkt dodge'layabilsek rahat edeceğim. 2 tane TB var. Battleship Monarch. Ölmeyen pezevenk. Ona doğru bir basalım. Duyuyor musun beni yavşak? Aa, bunun da şeyi yokmuş. Ert, teşekkür ediyorum aboneliğin için. 14. ayın kutlu olsun. Mevzuya bak. Bir dakika ya. Bunda mı vardı torpido? Yok. Bir tane cruiser'ımda sadece torpido var. O da Baden. Abi direkt motoru patladı. Ya ciddi olamazsın. Adama yaklaşıp torpido atmak için uğraşacak tek gemide şey patladı ya. Motor patladı. Yani bunu anlatmaya çalışıyorum. Bir gudubetliktir gidiyor, anlamadım. Ön gidiyorum, burun gidiyorum. Nasıl motoru patlattınız aga siz? Adama burun yaklaşıyorum. Hani kıç mıç yaklaşsam yandan girse anlayacağım da burun yaklaşırken nasıl motoru bozmayı başarabilirsin? Bunun adı gudubetlik. Galiba yönünü şeye çevirdi. Aynen heavy cruiser'ıma çevirdi yönünü. Acil dönün, acil, acil. Aa, transportlar çıktı meydana. Yetişebilir miyiz lan oraya biraz hasar vermek için? Savaş gemisi mi, ticaret mi? Savaş gemisi ya. Tamam, bir tanesi battı. Ya o şeyde pozisyonda bana torpido atamaz nasılsa.
Biz Battleship'e oynayalım. Mermi patladı. Yine. Yeniden. Bütün motorları bozuldu. Yine. Yeniden. Ya bana işin sonunda şeyin kellesini ver. Battleship'in yine anlayacağım. Attı bir tane torpido ama. Nereden attı? Nereye gidiyor? Hiçbir fikrim yok. Hayır, şurada paralel gidiyor. Geride iki tane heavy cruiser'ım var. Merchant ship'lere dediğim gibi saldırmayacağım. Ama bunu nasıl ortadan kaldıracağız? 3 heavy cruiser'la, 2 heavy cruiser'la belki yine zarar verebilirim şeye. Battleship'e. Olmayacak şey değil. Çok abes bir durum değil ama. Torpido olmadan iş zor. Kurtardık mı? Kurtardık. Yanımızdan geçti. Öl artık ya. Bu kadar dayanıklı. Abi bu nasıl bir su atmak? Gözünü seveyim. Adamı deliyorsun. Ağzını sıçıyorsun. Hala deli gibi su atıyorlar gemiden. Hah. Gerçekten torpido bot batırmak bir ölüm. Az bir şey diyeceğim. Battleship'i siktir et. Demin dediğimin tam aksine. Gerçekten siktir et. Merchant'lar üstüme geliyor çünkü. Oyun gerçeğe ne kadar yakın. 1900'lerle alakalı pek bir fikrim yok. 1890'larla falan. O yüzden bir şey diyemem. O Battleship bizi salmayacak, orası kesin de. Evet. Neye kıyaslamamı istediğine bağlı bir şey. Şimdi bilmiyorum ne kadar doğru o dönemdeki gemilerin şey. Abi ciddi misin? Yine mühimmat patladı, kaçtı. Tarette mühimmatım patladı. O heavy cruiser'ı biraz yorabiliriz aslında bu kadar gemiyle ya. Bu ikisi zaten burayı temizlemeye yetecektir.
kronik sorunlu. Evet. Fabrika çıkışında sıkıntı var. Yedik ki o torpidoyu bir güzel. Bir tane daha mı yedik? Bir tane daha yedik. Maymun et değil. Sen niye su alıyorsun lan? Bunlar da gidici. Avlamaya devam. İki light cruiser'la batırsak mı? Amenna, güzel. Batıramazsak da ne yapalım ya? Hitler yönetmiyor ya ülkeyi. Çıldırmaz kimse herhalde. Yo, benim heavy cruiser'a takmış durumda. Light cruiser'la daha iyi iş görüyor şu an. Kökle hızlı bastı gitti diğerleri. Dönüp döver miyiz ya? 3 light cruiser'la zor herhalde. Ne hakkını vereyim mi? Light cruiser'larımın iyi vuruyorlar da. Hani heavy cruiser için tamam. BB için sıkıntı. Ne kadar hızlı gidiyor? 11 not. Her türlü yetişmeliyiz bu sırada mantıken. Dert olmaz bize. Güzel. Epey bir yangın çıktı. O battleship taktı bize ya. Herif salmıyor bizi. Çıksa çıkartabiliriz.
Buraya biraz hız verelim. Kovalatacak bize kendini sağ olsun. Ah, Porcupine'ın motoru gitti. Güm. Devam. O da dönüyor devamlı etrafında galiba. Mission accomplished. Görevi tamamladığımız için başarılı saydı. Savaş niye bitmiyor lan? Aşağıda bir şey vardı da ben mi tıklamadım? Yanlışlıkla devam ete falan mı tıkladım? Okey gördüm zannettim sadece ama. Görevi başardık ama bitmedi. Enteresan bir durum bu. O zaman evet herhalde devam edecek. End battle da vermedi bana. Güzel güzel su alıyor, motorlar gitti ve GG. Ne uğraştırdı be. Dönüp bebeği bu gemilerle yok edebileceğimizi zannetmiyorum. O yüzden uğraşmayacağım bebeğiyle falan. Şurada son kalan iki tane şeyi de alalım. TR'mizi. Sonra da end battle diyebiliriz diye tahmin ediyorum. Bize hala mermi geliyor mu? Geliyor. Ne menzil varmış birader ya. Oha bir tane daha mı çıktı? Vallahi epey bir transport öldürdük. Herhalde bir şeyi olur bize. Yol, su, elektrik dönüşü. Hoş, AI'nin ekonomisi olmasa bile ne değişecek bilmiyorum çünkü gemi basmıyor hali hazırlı. Gemi basmadığı sürece ekonomisinin ne kadar sıkıntı olur. Bir surrender limit falan bir şey var mı acaba bilmiyorum. German rules the waves. Tam olarak değil yani. Çok avantajlı durumda değiliz şu an ya. Böyle aşırı bir avantaj durumumuz yok. Limanın inşa olması şart ama. Liman inşa olursa belki bir nebze. Nereye gidiyoruz biz burada? Basın gidin buradan aynen.
4 konvoy hiç fena değil ama yine. Şey 4 konvoy diyorum. 4 gemi. Bir tane kaybettik galiba değil mi? Yanlış hatırlamıyorum bu savaşta. Yine sonunda gösterir ama bir tane, yo 2 tane heavy cruiser kaybettik. Nereden baksan çok pahalı. Ve herifin Battleship hala inatla sıkıyor bizi. Yok, geri dönmeye gerek yok. Silahsız gemi. Vuralım gidelim. Battleship burada zaten. Onun menzilinden çıktık mı bitecek. Bu da yanıyor cayır cayır her yeri. Bütün Üsküvert'e de yangın var gösteriyor. Geminin yanmayan 3 yeri var. Ki onlar da yanmaya başladı. Birazdan 2 yer kalacak. Onlar da yanarsa batar zaten. Vurmamıza gerek bile kalmadı. Battı. Tamam.